aslında bugün çoğunu bazen belki hani şeffaf olmaya çalıştı ama bazı konularda da üstü kapalı geçtiğini düşünüyorum. Orada arkadaşlara da sorular sormaya çalıştılar. İstifa konusunu zorlu görüşmesini vesaire milli takım falan derken benim dikkatimi çeken olumsuz yönde bir tek bir şey vardı orada. Bence çok önemli, çok değerli. Şimdi oradaki gazeteci arkadaşlar atlamış olabilir yani çünkü çok yoğundu günde. Biz daha sağlıklı Süzme hani şansımız süzme olursa. şansımız var. Orada Gençler Birliği Gaziantep Kulübü ve Göztepe Beşiktaş maçının Kur'an hatası olup olmadığı ile ilgili düşüncesini sordular. Kaldı ki 2 hafta oldu biliyorsun o. 2 haftaya yakın oldu en azından. Cevap olarak da MHK'den bir rapor bekliyoruz. Orada şu soruyu beklerdim. Neyse ben sormuş olayım. MHK bence size raporu vermiş ve siz de karar vermişsiniz. 2 maçta da kural hatası yok diye karar vermiş. Siz de uygulamışsınız diye düşünüyorum. Çünkü kural hatası dediği 2 maçta Gaziantep, Gençler Birliği, Ankara'daki maçta Mete Kalkaman hakemdi. Maç Göztepe vermedi. Beşiktaş maçında Hüseyin Göcek hakemdi. Şimdi liste önümde Mete Hoca Galatasaray maçına geliyor. Evet. Doğru mu? Evet. Hüseyin Hoca da Kasımpaşa Galatasaray. Gençler Birliği Trabzon maçında. Doğrudur. Şimdi bu Ve iki arkadaşlarımız önemli bizim maç. kural hatası yapmış olsa Bu iki kritik maçta. dolayısıyla siz MHK'den zaten 15 gün içerisinde cevabı almanız gerekiyordu. Madem almadınız, bu istişare etmemişler veyahut da bu bilgi sahibi değiller. Çünkü normalde çünkü Türkiye merak ediyor camialar. Ama ben cevabı verebilirim şimdilik. Federasyon ve MHK kural hatası yoktur kararını vermiş. Bunu açıklamamış ama atamalarla tıpkı Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası başvurusunda bulunduğu zaman Fenerbahçe'nin hemen gazeteye verdiği röportaj dışında tıpkı Halis Hakemiyle. Özkaya'nın maça atanmasıydı. Başarılı bulmuşlardı. Demek ki Evet. Hüseyin Hoca'yla Mete Mete Hoca'yı Hoca'nın da bir kural başardı. hatası yaptığını MHK düşünmüyor. Atamayı yapmış. O yüzden en azından bu tür basın toplantılarında gerçekten şu konuyu bir değerlendirmeleri lazım. Peki ben bilmiyorum tabii kurallarla ilgili doğru yanlış onu konuşamam. Hakemleri de zor durumda bırakmak istemem. Federasyonda. Ola ki Galatasaray Kasımpaşa maçında Mete Kalkaman, ola ki Gençler Birliği Trabzon maçında Allah korusun bir kural hatası yaptılar. Şey. Gerçekten yaptılar bu sefer. Ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Siz bundan ders almadınız mı demeyecekler mi? Niye maç verdiniz Niye yani? maç? Siz neticeyi verin. Vardır derseniz hakemleri daha fazla dinlendirin. Yoktur derseniz de açıklayın.